Efendim ben Balıkesir'de büyüdüm. Balıkesir benim memleketim. Benim bütün işim kitap okumaktı, kitaptı. Okudukça öğrendim. Mesela 10 sene, 12 sene, 15 sene esaret çekmiş, esaretten dönmüş, savaşmış insanlar hiç durmadan seferberlik hatıraları anlatırlardı bizlere. Benim hafızam çok güçlü, hemen onları alırdım. Ve hala şimdi yazdığım kitapların çoğu onlardan. Özellikle Çanakkale hikayeleri, bakın çok değişik şeylerle karşılaştım. Burada çok farklı şeyler göreceksiniz. Çok orijinal belgeler göreceksiniz. Şu anda il genelinde 300 tane binamızda, Havran'da, Edremit'te, İvrindi'de, Gönel'de, Marmara Adası'nda binayı yapıyoruz. Ciddi bir bütçe ayırdık ve her binamız bittikten sonra gerçekten sahip çıkacak, işlevi olacak şekle dönüştürüyoruz. Aydın Ayan Hocam, Balıkesir'in tarihi. Hep arzu ediyordum ona güzel bir bina yapalım. Onun anlatmasını istediğim çok hikayeler var. Yani Balıkesir'in devletleşen bir mücadele ruhu var. Kuvayi Milliye ruhu. Bu aslında satır aralarında hep şöyle deniyor. İlham ışığı olan şehir, Kuvayi Milliye şehri, kurtuluşa. Burada devletleşen bir mantıkla Kuvayi Milliye hareketi yürütülüyor. Bunun çok iyi bilinmesini istiyoruz. Önce kendi çocuklarımız, Balıkesirliler, sonra Türkiye'ye yayılmasını istiyoruz. Balıkesir'in yerlisiyim ben. Balıkesirli olmakla gurur duyuyorum. Bunun altını da gelen herkese doldura doldura anlatmak istiyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, o günkü mebuslarımıza hepsine şükranlarımı sunuyorum. Kütüphanenin ismi çok anlamlı. Kuvayi Milliye Kütüphanesi, Aydın Ayhan Kitaplığı. Şehirlerin hafızası çok önemlidir. Eğer hafızanızı diri tutabiliyorsanız ve bunu geleceğe yansıtabiliyorsanız bu şehirler için büyük bir zenginlik kaynağı olacaktır. Bu anlamda Aydın Ayhan hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir zenginliği şehrimizle paylaştığı için, bizlerle paylaştığı için teşekkür ediyoruz. Burada emek veren Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine de ayrıca teşekkür ediyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde bu ve benzeri açılışlara devam edersek şehrimizin hem tarihi zenginliğini hem de kültürel zenginliğini gelecek nesiller canlı ve diri bir şekilde hissedeceklerdir. İnşallah açılışımız, kütüphanemiz hayırlı olsun. Bugün 29 Ekim Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümü. Ben bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bütün silah arkadaşlarını şükranla, rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Tabii Balıkesir, Kuvayi Milliye şehri, Kuvayi Milliye ateşinin Alaca Mescid'den ilk yakıldığı şehirlerimizden bir tanesi. Vatan müdafasında da önemli bir rolü olan şehirlerimizden bir tanesi. Çok kıymetli hocamız da Balıkesir'imizin o süreçteki hem geçmişteki aslında Kurtuluş Savaşı dönemindeki o hatıraların hafızası olma nedeniyle hem de o kendi dönemindeki o yaşanmışlıklarla ilgili hafızası olması nedeniyle kıymetli hocam da Balıkesir'imizin önemli değerlerinden bir tanesi. Tabii buraya ilk girdiğimizde sokağa en son Türk Ocağı'nın açılışında aslında biraz ayrıntılı inceleme fırsatımız olmuştu. Sonraki süreçlerde de ziyaretlerimiz oldu, hızlı geçişlerimiz oldu ama çok yol kat etmişiz Yücel Başkanım. Böyle güzel bir binada Balıkesir'imize kazandırılmasından dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanımız, Büyükşehir Belediye'miz olmak üzere herkese şükranlarımı sunuyorum. Bugün tabii çok özel bir gün. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamanın gururunu ve heyecanını yaşıyoruz. İbni Haldun'un bir sözü var. Şehirlerin ruhu vardır der. Tabii ki şehirlere ruh veren, şehirlere nefes veren şehirlerin tarihidir, geçmişidir, kültürüdür. Bu anlamda hani sözlerimize başlarken zaman zaman kullandığımız kadim şehir, tarih şehri, kültür şehri, medeniyet şehri derken tabii ki bunun sözde değil, icraatta da ve faaliyette de görülmesi çok anlamlı oluyor. İşte bugün burada, bu sokakta şöyle arkamıza baktığımızda gerçekten bu şehrin tarihini görüyorsunuz. Bu anlamda yapılan hizmet çok çok anlamlı. Büyükşehir Belediye'mizi bu noktada tebrik etmek istiyorum. Binanın yapımında emeği geçen, başta Büyükşehir Belediye'miz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kıymetli hocamıza böyle çok güzel eserlerini ilimize, gençlerimize kazandırdığı için kendilerine de şükranlarımı arz ediyor. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum.